Bekir Azar Kimin eli, kimin cebinde? Suriye'de Esad'ın Daesh'e altın tepside sunduğu antik kent Palmira, başsavcısı Muhammed Kasım Nasır çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görevi gereği Esad'ın generalleri ve bürokratlarıyla yakın ilişkileri olduğunu anlattı. Esad Palmira'yı Daesh Hristiyanları öldürüyor diye dünyayı ayağa kaldırmak ve dünyayı yanına çekmek için terör örgütüne bedava teslim etti dedi. O dönemde Moskova'nın da bu operasyondan haberi olduğunu, Daesh şehri mermi atmadan alınca onlarca Rus uzmanın Palmira'ya geldiğini söyledi. Peki Rus uzmanlar Daesh'in elindeki kentte ne arıyordu? Nasır, Daesh militanlarının korumasında olan petrol kuyularını ve gaz tesislerini onarıyorlardı, diyor. Ruslar, Daesh'in petrol kuyularındaki tüm tahribatı onarıyor. Daesh, Rus uzmanlara teşekkür edip tekrar petrol çıkarıyor. O petrolü daha önce CIA tarafından da açıklandığı gibi Rus iş adamları alıp Esad'a satıyor. Daesh'in dolarları Moskova'ya yatıyor. Palmira savcısı Nasır, kentteki Esad'ın petrol bakanlığı memurları, Petrol sahaları Daesh'in eline geçtikten sonra da işlerine devam ettiler. Daesh'in koruması altında çalışıyorlar ve maaşlarını hala Esad rejiminden alıyorlar diyor yani Rusya'nın desteklediği Esad'ın memurları Daesh bölgelerinde harıl harıl çalışıyor. O memurlara maaşlar Esad'dan, teşekkür Daesh'ten, aferin Moskova'dan geliyor. Peki ilişkiler ağı daha derinlere nasıl yansıyor? Palmira savcısı Nasır bakın neler söylüyor. Esad cezaevlerini boşaltarak oradakileri Daesh içine ajan olarak soktu. Örgütte Esad muhaberatı çok güçlü. Şam'daki bir general bana Daesh'e yakında Türkiye ve Fransa'da bombalar patlattıracaklarını söyledi. Nitekim kısa bir süre sonra dediği çıktı. Müthiş ilişkiler yumağı. Daesh, Rusya ve Esad yan yana. Dolayısıyla İran da bu denklemde aynı karede. Amerika, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye ahtapot gibi sarılıp öpüyor, kucaklıyor. Bir bakıyoruz, aynı PYD'ye, Daesh'in petrol tesislerini onaran Suriye ve terör örgütünün petrolünü satın alan Esad da ahtapot gibi sarılıyor. Amerika, PYD bizim diyor. Uçaklarını gönderip havadan bazı yerleri bombalayıp boşaltıyor. Amerika bombardımanından sonra boşalan yerlere PYD yerleşiyor. Rusya, PYD bizim diyor. Moskova'da terör örgütüne ofis açıyor. Ardından Halep ve Azez dahil 1 milyondan fazla insanın ölümle burun buruna olduğu bölgeleri Ruslar havadan bombalıyor. Boşalan yerlere yine PYD yerleşiyor. Daesh'i, Suriye'yi parçalamak için CIA kurdu. Moskova, Daesh'le kol kola petrol üretiyor. Uçaklarının hemen tamamını Özgür Suriye Ordusu ve Türkmenlerin üzerine gönderiyor. Washington ve Moskova PYD üzerine canı gibi titriyor. Baktığımızda ortaya Daesh, Moskova, Şam, Tahran, Washington, PYD gibi müthiş bir ittifak çıkıyor. Suudi Arabistan öncülüğünde 34 İslam ülkesi teröre karşı ordu kurulacağını açıkladı. Daesh'e karadan müdahale edebiliriz açıklamasını yaptı. Türkmenleri öldüren Rusya Devlet Başkanı Medvedev hemen buna ne gerek var diyerek ortaya çıktı ve bir de çağrı yaptı. Kimseyi korkutmaya gerek yok. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Dışişleri Bakanımız Lavrov'la hangi şekilde görüşme yapmışlarsa o şekilde anlaşmaya gitmek gerekli. Yoksa her şey senaryoya uygun gitmezse diğer Arap ülkeleriyle birlikte kara harekatı düzenleriz demek gerekmez. Yani adam biz Amerika ile bir senaryo yazdık lütfen bunun dışına çıkmayalım diyor açık açık. Evet, ortada terör örgütlerini kullanarak hayata geçirilen müthiş bir senaryo var. Nitekim Başbakan Ahmet Davutoğlu cumartesi akşamı çok ilginç bir açıklama yaptı. Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanları ne zaman bir araya gelse, Halep'e yapılan saldırılar artıyor ve abluka daralıyor dedi. Amerikalı Senatör McCain, Rusya'nın sadece DAEŞ'i es geçmesini, PYD'yi de kullanarak muhaliflere saldırmasını bakın dün nasıl yorumluyor. Bu diplomasinin asgari saldırganlık için kullanılmasıdır. Bu strateji işe yarıyor çünkü biz, Amerika, izin veriyoruz. Putin'in işini bitirdikten sonra ateşkes kabul etmesi tesadüf değil. Bu filmi Ukrayna'da da gördük. McCain, Rusya'nın bombardımanlarının strateji odağında mülteci krizini tırmandırmak ve bunu bir silah olarak kullanarak Avrupa'ya sekte vurmak var dedi. Amerika'nın derdi de Avrupa'yı göçertmek değil mi? İki senedir yazıyoruz. Bekir Azar Tack vi.